teşekkürler. Hoş geldiniz. Sayın Kaymakamımın selamları var sizlere. Kendileri rahatsız olduğu için katılamadı. Şu anda belediye başkan vekilimiz var. Kızılay İl Başkanım burada. Şahit Pirce, bizi tanıyorsunuzdur. Değerli öğretmenim var, cebindik. Burada. Ve diğer başkanlarım var. Sağ olsunlar. Sayın Kızılay İl Başkanım, sivil toplum kuruluşları temsilcilerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz, değerli misafirlerimiz, değerli basın. Gönlüme iyilik yoluna adamış Kızılay gönüllü yol arkadaşlarım, öğretmenlerim ve sevgili öğrenciler. Kızılay haftamızı kutlarken kısaca yaptıklarımızdan bahsedeceğim. Türkiye Kızılay Dalaman olarak sosyal yardımlar, giyim, gıda, zekat, kurban bağışları, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk. 4 okulumuza sınıf tevşiat projesi yaptık. Sınıflarımızı dolandırdık ve projemize devam edeceğiz. 1 okulumuzu şenlendirme projemiz kapsamında bir kütüphane kazandırdık. 04.11.2022 yani Cuma günü kazmasını vurduğumuz Mehmet Akif Ersoy İlkokulumuzun bahçesine İstanbul Kızılay Şube destekleriyle 81 ilde 81 anaokulu projemiz ile 4 sınıflık anaokulu kazandırdık. Bu arada başta Kızılay Genel Başkanımız Sayın Doktor Kerem Kınık Bey'e ve yönetimine, Türk Kızılay İstanbul Merkez Şube Başkanımız ve Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Sayın Mehmet Uğurlu Bey'e, İl Başkanım Sadi Pirci Bey'e, bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve her zaman yanımızda olan ama bugün olamayan Sayın Kaymakamımız ve Onursal Başkanımız Sayın Mesut Yakuta Bey'e, Dalaman Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Karakuş Bey'e, Van Vekilimiz var burada, Garnizon Komutanımıza, Emniyet Müdürümüze, Jandarma Komutanımıza, İl ve il ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, kurum ve kuruluşlara, ilçe insanlarına sonsuz teşekkür ederim. Ve Dalaman halkı size minnettarım. Bugün biz de size Kızılay Dalaman gönüllü üyemiz Günay Turgut Hanım tarafından kaleme alınmış olan oyun gösterilecektir. Bu tiyatro eserinde Türk Kızılay'ın ilk hemşiresi Safiye Hüseyin Elbigöz ile sunum yapılacaktır. Hilali Ahmer'in önemi, amacı ve hizmetleri Safiye Hüseyin Elbil eşliğinde işlenmiştir. Eserin çatısını Safiye Hüseyin Elbil'in röportajlarında verdiği bilgi ve anıları oluşturmuştur. O zaman iyi seyirler. Uyandın mı? Beni duyuyor musun? Verstehtun mi? Ve halsın zi. Are you English? Can you hear me? Hay Allah, anlamıyorum. Ne var avucunda? Kınalısın. Tamam, yorma kendini. Korkma, gemideyiz. Reşit Paşa gemisini hastane yaptı Hilali Ahmer. Ben bu geminin baş hasta bakıcısı Safiye Hüseyin. Akbaş mevkine demirledik. Yaralı ve hasta askerlerimizi alıp İstanbul'a götüreceğiz. Bir müddet daha buradayız asker. Buradayım. Sakin. Yanındayım ben. Korkma, olur mu? Düşman adet edindi. Ne zaman bizi fark etse tepemizde bir İngiliz uçağı. Düşman topçusunda bulunduğumuz yeri işaret ediyor. Ondan sonra da böyle bomba yağdırıyor.
Hayır, dur, açma, bırak. Biliyorum, ızdırabın çoktur. Hayır, hayır. Gözlerin çok kanlanmıştı buraya geldiğinde. Seni bırakan çavuş söylemiş. Kireç taşı sıçramış gözüne. Tabii yorgunluk ve açlık. Muharebede gece olduğunda soğuğa maruz kaldım. İnan bana, açılacak zamanla. Korktun sen. Ben sana bir su vereyim. Sabır küçüğüm, sabır. Yok, şimdi açamam. Hayır, izin veremem. Sargım yeni değişti. Sakin. Anneciğim, sakin ol. Bak, buradayım ben. Yanındayım. Hadi ama. Yeniden göreceksin. İnan bana. Sakin ol şimdi biraz. Hadi. Şşt. Sakinleş biraz. Hadi kapat gözlerini. Affedersin. Uyu biraz. Gördüğüm en müthiş yaralılar gözlerini kaybedenler. Bunların hali pek feci oluyor. İçin içine diyorlar ama günden güne sönüyor. Gözlerinin yarısı iyi olma ihtimali bile olsa kendileri kurtulamıyor. Ölüyorlar. Gözlerini kaybedenlerin hali kadar feci bir şey yok. Bir gün bir İngiliz yaralısı bulduk, gemiye getirdik. Zavallı, çiçek gibi bir delikanlıydı. Başından aldığı bir yara ile gözlerini kaybetmişti. Gözlerinin üstüne siyah, uzun bir sargı sardık. Ağzına damla damla su akıttık. Yaralıların sayıkladığı en tesirli kelimelerden biri de budur. Su. Hiçbir ağır yaralının susuz ölmemesine son derece dikkat ederiz. İngilizce mütemadiyen öleceğim diyor, arkasından nişanlısının ismini sayıklıyordu. Ölüm halinde bulunan bu adama son vazifemi düşündüm. Onun düşman askeri olduğunu bir an için bile düşünmeyerek kendisine İngilizce, kendi ana diliyle teselli ettim. Bütün bu korkulu günler geçecek. İyi olup memleketine gideceksin. Nişanlına kavuşacaksın. Bir müddet sonra bu İngilizce teselli onun öyle hoşuna gitti ki yüzünde müsterih, hatta memnun çizgiler peydahlandı. Ve öldü. Görmek hayatı kucaklamaktır. Her bakış varlığına bir alamettir insanın hayatta. Gören hangi hakla şikayet edebilir yalnızlıktan? Ve kör şeytan, kör müsün? Kör olası, kör düğü, kör kurşun, kör talih gibi onlarca ifadenin yer aldığı bir zihniyette kör olmak ne demek, hiç düşündünüz mü? Asıl körlük bence bu işte, aldırmazlık. Ah! Yapasın! Körüm körlüğüne bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetini bile körüm. Seni görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerim. Aç gözlerim. Güzel yüzün var senin öyle. Gel senle bir oyun oynayalım. İsmini söyleme. Ben tahmin edip bulayım. Olur mu? Anlaştık mı? Tamam. Dur. Dur.
Safra bu, korkma. Açsın günlerdir, ondan yeşil kusuyorsun. İyi misin? Yok, şimdi su içme. Yani hemen içme. Kustuktan hemen sonra içilen su vebaya sebep olur, Allah korusun. Gemide kolera, tifo, veba, kol geziyor zaten. Hamamdan sonra da içilmez Recep. Bildin mi? Bulacağım, göreceksin. Evet, göreceksin Allah'ın izniyle. Dert ettiğin şeye bak. Elime kusmuşmuş. Bizim mesleğimiz aşk ister. Öyle kandan, istifradan rahatsız olmak ne demek? Paşa kızı mıyım ben? Paşa kızıyım. Üstelik bir ben değilim gemide paşa kızı. Hastanede, Hilal Ahmer'de çalışanların çoğunluğu paşa kızı. Bilmez misin, dünyanın hemen her yerinde bu böyledir. İsveç'te ilk hasta bakıcı teşekkülü kraliçenin nedimeleriyle başladı. Sonra Almanya'da bu davanın öncülüğünü Konte Sabah yaptı. Biz çalışmaya başladığımız zaman doktorlar da hastalar da şaşırdılar. Böyle üzüntülü, sıkıntılı şartlar içinde çalışmanız günahtır dediler. Ama biz böyle düşünmüyoruz. Bakımımızla iyileşen, gözleri parlayan hastalar görmek dünyalara bedel. Size yardım etmek, acınıza dindirmek sevinciyle doluyuz. Gözümüz başka bir şey görmüyor artık. Hem bir kadın eliyle bakılmak, kadın şefkatiyle sarılmak hastanın moraline de tesir ediyor. Öyle değil mi? Uyudum sandım. Tamam, susmam. Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti azalarıyla yaptığım sohbetlerde cemiyette kadınlara da yer verilmesi gerektiğini ısrarla anlattım. Kimileri bu işlerin kadın doğasına aykırı olduğunu düşündü. Kadın doğasına. Onları tam ikna ediyordum ki bu sefer de kadınların cemiyette çalışmasını kanunlarla çeliştiğini söylediler. Oysa Cemiyet Nizamnamesi'nin 43. maddesi hanımlara mahsus bir merkezin kurulabileceğini ihtar etmektedir. Bu hakikatten bir arkadaşım vesilesiyle haberdar oldum. Vakit kaybetmeden cemiyet azalarına arz ettim. 20 Mart'tı. Evet, 3 yıl oldu Encuman'ın Nisan'ın kurulmasına. Düşün, Mart'ta kuruldu, Ekim'de Balkan Harbi patlak verdi. Yani evet, tamam, bu beklenen bir şeydi ama işlerin bu kadar çabuk cereyan edeceğini kimse tahmin etmemiştir. Biraz sana çorba içireyim, Ahmet. Cemal. Çok mu canın yanıyor küçüğüm? Dertlenme ey gönül demişler. Ayağına batan diken, kokusu gelen gülün habercisidir. Her hastalık insanı bir şifadır, unutma. Bazısı nefsi, bazısı günahları temizler. E sen çocuksun daha. Hayatının üstünü örttüğü günlerdesin hala. Değil misin? Benim oğlum da kabullenmiyor çocukluğunu. Büyümüş hasbam. Tarık. Yok, bu bir tahmin değil. Oğlumun adı Tarık. Yok, bir de kızım var, Allah bağışlarsa, Fatma. Evde iki çocuğumu bırakıp geldim. Ama hastanede yüzlerce çocuğum var. Dirençli olmalısın oğlum, güçlü olmalısın. Bak, evini, anneni, sevdiklerini bırakıp buraya, toprağına sahip çıkmaya gelmişsin. Allah de oğlum, Allah de. Güven Yaradan'a. Hem de öyle bir güven ki, hani sofada otururken, mutfaktaki annene seslendiğinde, efendim oğlum diyeceğinden emin olduğun gibi güven Rabbine. İnanç bunu gerektirir çünkü. İki kişinin olduğu yerde üçüncü benim diyen Rabbine güvensen. Hem kalu belada ben de varım imtihana demedik mi? Tamam, içme. Serum takılı zaten. Bak ne yapalım.
Şimdi biraz ayaklarını ovalayıp bak nasıl iyi gelecek. Maşallah, senden ne kadar uzun bacakların var. Neden hemşire oldum? Küçük bir kızken boş vakitlerimi babamın dizinde bir de geçirirdim. Babamın Kırım Harbi anlatılarından, özellikle Florence Nightingale'in üstün hizmetleriyle ilgili olanlarından fazlasıyla etkilendim. Bilir misin? Duydun mu Florence Nightingale? Evet, lambalı kadın. Evet evet, hastaların arasında lambasıyla dolaştığı için. Çocuk büyüklerden gördüğünü taklit eder. Çocuklar ırk, din nedir bilmez. İnsan ayrımı yapmaz çünkü ölçütleri sevgidir, nefreti büyüklerden öğrenir. Ben de hastaya şefkati, merhameti ailemde görerek büyüdüm. Florence Nightingale resminin karşısına geçer, takdirle, hayranlıkla bakar. İnsanlığın o yüksek mertebesine ulaşabilmenin ne büyük bir saadet olduğunu düşünürdüm. Sonra büyük babam, Miralay Şükrü Bey, Kırım Harbi'de Florence Nightingale'i Kırım'a götüren geminin süvarisiydi. Anlayacağın çocukluğum hep onun hikayelerini, efsanelerini, hayatını dinleyerek geçti. Dedim mi evimizde resim asılıydı? Dedim. Bu resmi seyrederken içimde hep böyle bir kadın olma arzusu duyardım. Balkan Harbi'nde memlekette hasta bakıcı yoktu. Biliyor musun, İngiltere buraya sağlık ekibi gönderdi. Ebu Ziya Tevfik Efendi Bey babamın yakın arkadaşı. Babama İngilizce bilen hasta bakıcı aradıklarını söylemiş. Bunu duyunca kardeşim Nesime ile ben hemen müracaat ettik. Gerçi kardeşim rahatsızlanınca ayrılmak zorunda kaldı. Babam da kocam da hiç itiraz etmediler biliyor musun? Üstelik beni teşvik de ettiler. Evimi, çocuklarımı unuttum. İşte burada siz hastalarıma daldın. Daldın mı? Bir asker vardı, ne kadar çok benziyor. Yarısı çok ağırdı. Saatleri sayılıydı artık. Doktor her şeyi yapmıştı ama iş işten geçmişti. Yanına gittim, dudakları kupkuruydu. Biraz su verdim, baktım alıyor. Biraz daha verdim, kımıldamaya başladı. Ümitle koştum, süt tozu eritip kaşıkla yavaş yavaş içirdim. Durumu gittikçe düzeliyordu. Birkaç saat içinde ölümden hayata döndü. Umuyorum çocuk, sen de iyi olacaksın. Şu parmakları görüyor musun? Şu parmakları. Ben bu parmaklarla kaç delikanlının gözlerini bir daha açılmamak üzere kapattım. Kaç delikanlı. Ey ana vatanı uğrunda can veren fedakar çocuklar. Ben size ebedi bir hürmetle selamlıyorum. Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Ya Kahhar. Sen öyle kahharsın ki. Kahrında lütfun var, acelen yok. Sen öyle kahharsın ki, kahrında adalet var, sınır yok. Düşmanımız çok, acımız nihayetsizdir. Kahrınla, helakıyla zalim değil. Ne demiştik? Zayıf noktalarımızdan güçlü yanlarımız doğar. Hoşaf getirdim sana. Elma gibi koktu değil mi? Hani şu küçük elmalardan, çocukken dallarına oturup yediğimiz. Mis. Mutluluğun kokusu var değil mi? Evet, elma kokusu. Evet, bu üzüm hoşafı. Hadi bakalım. Hem iç hem dinle.
Kanuni Sultan Süleyman Han bir gün ordusuyla sefere çıkmış. Ordu yavaş yavaş ilerlerken önlerine dar bir yol çıkmış. Asker üzüm bağlarının içinden geçmek zorunda kalmış. Hava çok sıcakmış ve herkes çok susamış. Askerlerden biri dayanamayıp bir salkım üzüm koparmış, susuzluğunu gidermiş. Sonra da yediği üzümün ücretini fazlasıyla karşılayacak miktarda para çıkarmış cebinden, bir keseye koymuş, asma dallarına bağlamış. Ardından yola devam etmiş. Bir müddet sonra ordu mola vermiş. Konakladıkları yere bir köylü koşa koşa gelmiş. Telaşla padişahı görmek istediğini söylemiş. Köylüyü Kanuni'nin huzuruna çıkarmışlar. Kanuni sormuş, hayırdır bu ne telaş, kanter içindesin. Yoksa askerlerinden sana zarar veren mi oldu? Hayır demiş köylü, tam tersi hünkârım, memnuniyetimi bildirmek için geldim. Askerleriniz üzüm bağlarından geçerken yedikleri üzümlerin parasını asmışlar dallara. Vallahi sizde böyle güzel ahlaklı askerler oldukça sırtınız yere gelmez demiş. Kanuni bunu duyunca derhal o asker bulunsun demiş. Nihayet askeri bulup Kanuni'nin huzuruna çıkarmışlar. Kanuni askere parası ödense bile sahibinden habersiz bir şey almanın yanlış olduğunu söyleyip askeri azarlamış ve ordudan derhal uzaklaştırılmasını emretmiş. Köylü şaşırmış. Hünkârım ben ödüllendireceğinizi beklerken siz cezalandırdınız. Kanuni cevap vermiş. Kursağında haram lokma olunan askerle zafer kazanılmaz. Anlayacağın küçüğüm, zafer hep bizimdi. Yine bizim olacak. Hadi bakalım. At ağzına bir üzüm tanesi Süleyman. Ay ne oldu? Üzümü beğenmedin ismini mi? Cigara istiyorsun. Bence sen dayak istiyorsun. Anzak askeriyle... Anzak askeriyle tütününü paylaştın. İyi halt ettiniz. Tamam düşünme yüzünü söyle. Hayır, cepheden güzel haberler alıyoruz. Arkadaşlarım, sakın onlara bir daha öldü deme. Sakın ölü deme. Şehit düştüler, tamam. Ama ne diyor kitapta? Allah yolunda öldürülenlere sakın ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız. Anlasana küçüğüm, bize ölüm yok. Faniler dünyasının ölümsüzleriyiz biz. İste bakalım. Bakıyorum sonsuzluğu duyunca iştahın açıldı Recep. Tamam. Söyleriz Hilal-i Ahmer'e sana bulgur aşı yapıp gönderir. Ah Hilal-i Ahmer. Savaşın her cephesinde askerimizin yanında. Hilal-i Ahmer... Düşman ancak askerlerine bile şifa dağıtmaktan geri kalmıyor. Hastane vapurları, Hilal-i Ahmer hastaneleri, hemşireleri, aşevleri, çayhaneleriyle tarihi bir görev üstlendi. Dünyada ne savaşlar bitecek ne de afetler. Demek ki Hilal-i Ahmer de sonsuzluğa erecek. Her daim vazifesinin başında kalıp unutulmaya hiç fırsat vermeyecek. Son vazifesi de küçük beyimize bulgur aşı yapmak. Hilal-i Ahmer, Kırım Harbi'nden sonra Marco Paşa önderliğinde kurulmuş. Gerçi o zaman ismi Hilal-i Ahmer değilmiş. Askeriye imdatmış. Sonra dağılmış. Ama bizimkiler pes etmemişler. Rus Harbi'nden sonra yeniden kurulmuş. Hatta bu sefer hemşireliğin gelişimi hususunda toplantılar tertip edilmiş. Hatta padişah da maddi desteğini esirgememiş. Her şey tamammış. Tek eksik, tamamı cemiyette, erkeklerden oluşan cemiyette bir kadın elinin değmesiymiş. Hadi bakalım bu kadar gevezelik yeter. Dinlen biraz.
uyanık mısın? Almanca'da uyku tulumu demek. Evet, kaşınıyorum. Bitlendim galiba. Tabii bekleme süremiz uzayınca malzemeler de azaldı. Temizlik de biraz. Evet, gemide bir salgını var. Allah'ım inşallah uyanıyorumdur. Bugün yarın bir hareket etsek. Sizi Rumeli'de ya da Anadolu'da açılan hastanelere yetiştireceğiz. Buraya mı? Reşit Paşa'ya. Zor oldu tabii gelmek. Gerçi buradan önce Çanakkale'ye gelmek daha da zor oldu. Bunun için önce ailemle, sonra da Doktor Ömer Besim Paşa ile görüştüm. Çok teşekkür ederim. Ancak ben kararlıyım. Ne pahasına olursa olsun Çanakkale'ye gideceğim. Bakın gönüllüler, hatta lise talebeleri bir bir Çanakkale'ye gitmek için beklerken ben kalamam. Tehlike nedenle büyük olursa olsun. Artık kendi canımızı hayatımıza düşünmek zamanı değildir. Efendim, ben resmi vaziyetten çok bir gönüllü olarak gitmek düşüncesindeyim. Siz de iyi biliniz ki korkum yoktu. Hatta şunu peşinen söyleyeyim, hayatım boyunca ölümden korkmadım. Ben gelincikler gibi göz göz, al güller gibi yarası olan, nice yiğidimizin yarasını sarmak, onlara merhem olmak gibi ulvi bir görevde olacağım için çok sevinçliyim paşam. Sardığım her yara, iyileştirdiğim her yara benim için küçük bir madalya olacaktır. Bu hizmete koşarken karşılığında hiçbir ödül beklemediğimi açık ve net bir dille ifade etmek isterim. Çanakkale'ye gelmek için böyle ikna ettim. Ama buraya, Reşit Paşa'ya gelebilmek için doktorun bu defa sezgilerime güvenmesi gerekti. Ömer Paşa'm, vazifemiz efendim. Vazifeden de hangi şartlar altında olursa olsun kaçmam. Kaçamam. Efendim, yaralarımızı alıp gelmek gibi bir görevde asıl yer edinmezsem o zaman çok üzülürüm. Evet, yolumuzda yer altıları, deniz altıları olsa bile ne fark eder ki paşam? Paşam, bakın içime doğmaktadır. Rabbim bizi bu görevimizin aciliyetinden, öneminden dolayı koruyup gözetecektir. Bakın, oraya sağ salim gideceğiz, yaralarımızı alıp yine sağ salim döneceğiz. Söyle bakalım. Muzaffer. Evet, Avrupa'da okudum. Babam vazifedeydi orada. Makine. Dedim ya, hasta bakıcı yoktu memlekette diye. Hilali Ahmer İstanbullu hanımlara duyuru yaptı. Ben de gönüllüler arasındaydım. Geçtiğimiz 2 yıl Ömer Besim Paşa'nın açtığı, onun önderliğinde ama Hilali Ahmer'in açtığı kurslara katıldım. İlk mezunlardım. Balkan Harbi'nde de işte böyle petrol lambalarıyla, fenerlerle gecenin 1'ine 2'sine kadar yaralıları pansuman yapıp yatırırdık. İcabında ameliyatlar da yapılırdı. Balkan Harbi bana müthiş tecrübeler kazandırdı. Aylarca öyle çalıştık. Durup dinlenme fırsatı bulamadan hop 1. Dünya Harbi. Kurslara katıldım. Pratik yaptım. Elime geçen bütün anatomi kitaplarını okudum. Ha. Bu arada tetanos ve kangren hastalıkları mütehassısı oldum. Bir gün buraya Bekir Çavuş adında bir asker getirdik. Onu cephenin ön saflarında bulmuştuk. Bir ayağı kangren olmuştu. Hemen ameliyat masasına yatırdık. Ayağını kestik. Ağlayamadım ama içim parça parça oldu.
Tek bacağıyla kalmıştı ama durumu hala tehlikeliydi. Çünkü kangren ilerlemiş. Çok kan kaybetmişti. Adeta ölmesini bekliyorduk. O gece sabaha karşı kameramın kapısı hızlı hızlı vuruldu. Alman hemşire telaşla bağırıyordu. Başhemşire, başhemşire. Hayırdır dedim. Bekir Çavuş dedi. Hani şu ayağını kestiğimiz. Tek bacağıyla kalktı. Odada dolaşmak istiyor. Hemen üstümü giydim. Bekir Çavuş'un yanına gittim. Gerçekten de Bekir Çavuş yarısından kanlar damlaya damlaya ayağa kalkmıştı. Yanına gitti. Bileğine dokundu. Müthiş ateşi vardı. Aman Bekir Çavuş dedim, ne yapıyorsun? Bu hal ile ayağa kalkılır mı? Ama Bekir Çavuş kendinden geçmişti. Aman dedi. Ne yapayım? Emir geldi. Emri yerine getirmek lazım. Tabii kalkacağım. Bekir Çavuş sabaha karşı kollarımızın arasında gözlerini büsbütün kapattı. Bu adamcağız son dakikasına kadar komutanın emrini, kendisine verilen vatan vazifesini düşündü. Son dakikasında bile ne annesini düşündü ne de sevdiklerini. Kansız, bembeyaz dudaklarından çıkan son cümle emri yapamadım oldu. Lakin ben kaniyim ki Bekir Çavuş vazifesini son derece yerine getirmiştir. Bir musiki tınısı kulaklarımızda. Tüm yaşananlara fon gibi. Musiki de her şey daha çekilebilir bir hal alıyor çünkü. Öyle değil mi? Çirkin bile olsa estetik. Oysa bütün bu yaşananlarda musiki yoktu havada. Evet, umudumuz asılı havada. İçimde yeni kekelemeye başlayan sevinç gibi. Bak şimdi umut deyince gözümün içine böyle pır pır uçuşan bir kelebek geldi. İşte bunu görebilmek için gözlerine ihtiyaç yok küçüğüm. Anlamadın mı? Hayaller senin küçüğüm. Uç, uçmak istediğin yere. Nereye istersen özgürce. Tak kalbine bir melodi. Çal aklınla, uç doruklara. Ama fazla geç kalma, pasuma baktığına kadar iznim var. Beynin gökyüzünden daha geniş, unutma. Hadi burada. İyi misin? İyi misin? Aferin sana. Aferin sana. Biraz su vereyim. Tabii canım. Ben alıştım. Olmayınca eksikliğini duyuyorum. Al bakalım. Bana bak. Hani önden siren sesi duyuyorsun ya. Farz et ki öfkeli adam bağırıyor. Yatın artık. Ardından sallanıyoruz ya. Farz et ki annen aldırmasa. Ben buradayım deyip beşiğini sallıyor. Olur mu? Böyle kaldır kendini. Ah, ilk bombardımanda görecektin sen beni. Yine yaralıları aldık böyle İstanbul'a döneceğiz. Tepemizde iki tane uçak. Hemen güverteye çıktık. Süvari dedi ki İngiliz uçakları. Mamafif zerre kadar korkmuyoruz. İyileşip kalktığında göreceksin küçüğüm. Geminin bir tarafında kızıl haç, bir tarafında kızıl ay var. Yani Alman kızıl haçla Hilal-i Ahmer. Besbelli yani hastane bakıyor. Hayatta bizi ateş edemezler dedik. Sonra birden kırmızı bir ışık yükseldi. Gemiciler dediler tuhaf, uçak işaret veriyor. İyi ama
Kime, neyi işaret ediyor? Derken birden gülemeler, anladık ki bizi ateş ediyorlar. Ama korkmaya vakit yok küçüğüm. Hastalar bizi bekler, ameliyat edilecek, yarası sarılacak. Hatta yine bir defasında yaralıları aldık İstanbul'a dönüyoruz. Herkes gemiyi batmış zannediyor. Akrabam matem içinde. Ahiretten döner gibi döndük İstanbul'a. Anlayacağın küçüğüm, hayatıma bir de ahiretten dönüş pasta eklendi. Bana bak, Reşit olmasın senin ismin? Ateşin mi var senin? Tabii ateşin var senin. Hayır böyle kuş, nereden çıktı? Gayretten ses duyacak kadar ateşin yok, inan bana. Kalsın bakalım. Serçe mi bu? Kanadı derviş tarafından kırılan serçeye Hazreti Süleyman sorar. Neden kaçmadın? Üstünde dervişlik hırkası vardı. Zarar vermez sandım. Bunun üzerine Hazreti Süleyman kıssa ile dervişin bir kolunun kırılmasına karar vermiş. Serçe itiraz etmiş. Hayır, kolunu kırmayın, hırkasını çıkarın. Onunla kandırıyor. Neredeyse en sevdiğim kıssadır. Evet, ateşin yok. Ama tedbiren birazcık üstünü açıl. Cepheye gittim Mustafa. Maydos'a gittim. Anafartalarda 2. Ordu karargahına gittim. Alman karargahına gittim. Hele bir defasında anafartalara yürüyoruz. Tepemizde 2 tane uçak belirdi. Ama görsen sürekli bombalıyorlar, adım attırmıyorlar. 3 saat kadar yürüdük, fena yorulduk. Yani ölüm muhakkaktı. Uçaklar adam akıllı alçalıp bizi bombalamaya başlayınca gözümüzün eriştiği bir sıçan deliğine girdik. İçine saklandığımız çukurun deliğine düşen bir bomba toprağı alt üst etti. Adeta diri diri gömüldük. Heyecan içinde bekliyorduk. Uçaklar üstümüzde bir iki dolaştıktan sonra gittiler. Bomba sesleri, motor sesleri dinince biz de toprağı kazdık, deliği yeniden açtık, dışarı öyle çıktık. Lakin bir atımız ölmüş, arabamızda paramparça olmuştu. Kalan tek atı, 4 tekerden ibaret arabaya koştuk. Allah'tan Maydos'a yakındık. Bu benim şimdiye kadar Çanakkale'de yaşadığım en tehlikeli olay. Bir müthiş hatıram da nedir bilmek ister misin? Burada Reşit Paşa gemisinde bir doktor vardı Alman. Genç hanımı Avusturyalı. Çok iyi bir hemşireydi. Evet, gemideki tek Türk hemşire benim. Bu hemşireyle çok güzel bir münasebetimiz oldu. Yine bir gün bombalar yağarken üstümüze beni deniz tutuyor dedi. Hastanede görev yapmak istiyorum. Kendisini cephenin gerisindeki hastaneye tayin ettirdi. Bir müddet sonra haber aldık ki çalıştığı hastane bombardımana tutulmuş ve tahrip edilmiş. Arkadaşım bombaların altında can verdi. Bizden de 8 şehit vardı. Biliyor musun? O hastaneye ben de gitmek istiyordum. Hatta gönderiyorlardı da. Eğer gitseydim küçüğüm, şimdi senin yanında olamazdım. Biraz hoşaf getireyim mi sana? Herkesin içi yanar, sen acıktın küçüğüm ya. Canım, gemide sadece yaralı askerler yok. Salgından topladıklarımız da burada. Erzağımız bitti. Neredeyse. Hatta kömür de, ondan çok soğuk. Ellerin çok sıcak senin. Ateşin yükseliyor gibi. Sana bir sirkeli su getireceğim. Buradayım, merak etme.
Anlat, anlat, daha ne anlatayım? Yasin, bak atlıyorsun. Kadir, Abdullah, bana bak. Tutturuyorum da belki söylemiyorsun bana. Olabilir mi böyle bir şey? Ha? Şöyle kalsın. Anafartalara gitmiştik yine bir defasında. İkinci ordu karargahına. Biliyor musun tepeden düşman askeri çanak gibi görünüyor. İşte o zaman çektiğim bütün acıları unuttum. Çünkü bu bir kadının görebileceği bir manzara değildi. Düşman sadece dört mevsim vatanımızı değil, İslam'ı da bitirmek istiyor. Bu ne ilk olur ne de son. Haçlıları hatırla. Varsın. Düşmanın askerin silahı bizden fazla olsun. Varsın bütün dünya bilesin ne gam. Napolyon bile ne dedi? Türkler öldürülebilir ama asla mağlup edilemezler. Tarihten Türkleri çıkarsam tarih diye bir şey kalmaz. Bizim hak ve hakikate olan bağlılığımızın herkes farkında. Avrupa'da yaşarken bizzat deneyimledim biliyor musun? Güya medeniyetin öncüsü onlar. Sen medeniyetin Medine'den türediğini bilir misin? Tabii ya. Medeniyet, Medine standardını yakalamaktır. Irk, din, dil ayrımı olmaksızın hep birlikte kardeşçe yaşamak, hırsızlık korkusu olmadan, canına malına zarar gelmeyeceğini bilerek, tezgahı bırakıp ibadete gitmek nedir ya? İşte biz bunu Medine'de başarmış bir ümmetiz. Uygar dediğin başka hangi toplum bu mertebeye erişmiştir? Sorarım sana. Sonra uygar kelimesi de tarihte ilk yerleşik düzene geçen Türk kan ve Uygurlardan gelmiştir bir kere. İstanbul'da bir komşum vardı, Alman. Kızını bir Türk'le evlendirdi, Müslüman oldu. Güya kızına nasihat ederdi bize duyurarak. Evladım, önce merhametli, dürüst insan ol, dinin sonra gelir. Ay Allah'ım yarabbim, komik değil mi Allah'ını seversen? İslam, insan olma sanatı. Yani tarifini yaptığı insan modeli, Müslümanın tanımı. Bana bak, üzgünüm ama... Sirkeli su da fayda etmeyecek, ben sana mecbur iğne yapacağım. İğne korkum var deme. Şunu söyleyebilirim, elim çok hafiftir, bunun garantisini veririm. Fakat ilaç çok az yakabilir. Azıcık çevir bakalım. Oo, işte bu kadın. Ne oldu, acıttın mı? Ay Allah müstahakını vermesin. Ya siz erkekler, cahilinden okumuşuna, serserisinden efendisine, canımız yandı mı anne? İyi misin? Bak biraz etkisini gösterecek, uyutacak, sakinleştirecek, çok iyi gelecek, ateşini düşürecek. Hadi canım, hadi uyu biraz sen. Hastanede bazen muhtelif milletler bir arada, herkesin aynı anda dudaklarından İngilizce, Almanca, Türkçe aynı kelime dökülürdü. Anne. Bütün köylerde, kasabalarda ağlayan analar korosu, şalvarlı, üç etekli, bin damlı. Kimin gazabıdır ki bu? En çok ağlamayı yakıştırmıştır anneye. Küçüğüm, elimde bir resim var. Sana aitim, şöyle diyorlar. Tut burada işte. Bana bak. Ufak tefek kara kuru bir kız bu. Sen 1.90 varsın. Gülüyorsun. O çok gülme sargıların açılmasın. Aşk. Aşk bence Allah'ın bu dünyadaki adaletinin sembolü.
Baksana, uzun kısayı sever. Güzel çirkini sever. Öyle değil mi? Çok güzel bir kız. Adı ne? Söyleme. Söyle söyle. Zeynep. Hüseyin. Yok, sana demedim. Benimkinin adı Hüseyin. Babamın meslektaşı, Fırkateyn kaptanı Hüseyin Bey ile Londra'da tanıştık, evlendik. Aşık olduk. Darısı sizin başınıza küçüğüm. Hop hop hop, o ne biçim laf öyle? Bir kere insan cennete masum olduğu için değil, mahcup olduğu için gidecek. Şimdi, hazır mısın? Sana iki güzel haberim var. İki müjdem. Yok, gözlerini açmayacağım. Ha, sen bana inanmıyorsun, ben şimdi anladım. Bak, oğlum, gözlerini İstanbul'da doktor açmalı, ben değil. Bak, yarın hareket edeceğiz. Yok, müjdem bu değil. Cepheden çok güzel haberler var küçüğüm. Bir Mustafa Kemal var diyorlar. Gelen ulak görmüş, anlatıyor. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar, ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıktan akan bir yıldız gibi akarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacak. İkinci müjdem. Hilal-i Ahmer bulguraşı göndermiş. Ama çok sıcak. O biraz soğuya dursun. Ben bugün cuma. Bir tırnaklarını keseyim. Tamam. Üşüdün mü sen? Parmakların... Ayaklarım çok soğuk. Ay. Hayır. Hayır, hayır. Katiyen ölmeyeceksin. Katiyen. Bak, katiyen ölmeyeceksin. Hayır ya. 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 Yaşta demiştim ya küçüğüm. Şimdi hiç olmadığım kadar büyüksün. Mehmet'im, biz razıyız senden. Sen razı mısın bizden? Merkez Başkanımız, Kızılay Başkanımız şarkı izleyelim.
Belediye Başkan Vekilimiz İbrahim Yavuz'u, Kadın Yardımseverler Derneği Başkanımız İnce Bindik. Hocam öğretmenin ayakkabı. Sağ olun.